gözük konseptimiz türkülerle muhabbet. Efendim bizim için büyük şereftir onu anons etmek. Çok 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 özledik. Halkçının en büyüğünü değerli Belkıs Akkale için rica ediyorum. Yaktın yandırdın beni, zalim aldattın beni. Ne dedin de darıldın, bir kula sattın beni. Alkışlar Erdal Erzincan için olsun efendim. İki damla yaştan gayrı nem kaldı oy, nem kaldı oy, nem kaldı. Huzurlarınızda Sevcan Orhan. Dumanlı dumanlı oy bizim eller. Otursam ağlasam delidir derler. Bir sabah kalktım, telefon geldi. Alo derken abi bakma Hakan Altun sesi çıkarıyor. Alo. Alo, ne haber hata? Böyleydi ses. Niye hep hareketleri koymuşlar? Belki sabrava dert yaratmayın. Niye hep hareketliler koydunuz böyle? Bir saniye, yaşa girmeyelim bence. Bence de girmeyelim. Borçlu çıkarsınız. Yaşımız için. Çarşı estetiğe karşı. Sanatsal olarak sen yukarıdasın. Bu estağfurullah abi, estağfurullah olur mu? Siz bizim hocamızsınız Erdal Ağacım. İkiniz de yukarıdasınız. Daha güzel sen orta yukarıda. Bizim... Bilmeden bir ses tabii, geldi. Bizim... Hazin hazin ağlar gönül. Dertli dertli ağlar gönül. Garip. Sürmeli, sürmeli, ben bilmem ayrı yol. Severken sevgilim.
Kendimizi alkışladım vallahi. Bravo. Bravo. Zaten kendi kendimizi alkışladım. Zaten oluyor hep biliyorsun değil mi? Kendi vallahi, kendimizi de alkışlıyoruz yani, biz. Keyiflendiğimiz zaman. Evet öyle oluyor. Güzel başladık da o yüzden. Türkiye'ye iyi akşamlar olsun. Sahnede olmuyor öyle şeyler. Evet, evet, burada biz kendi burada, kendimizi alkışlıyoruz. Evet, seviyoruz biz herhalde. Ben böyle seni alkışlıyorum sizleri. Evet. Sizler de beni. Kesinlikle. Önce seni sonra de birbirinden geldi. Hepimize alkışlar. Fatih Kemancı'ya, Aydın Karay'a. Ve tüm ekibimize. Alkışlarla başladı programımız. Alkışlarla başladı. Çünkü bu gece evet, türkülerle muhabbet. Çok güzel söz değil mi? Türkülerle muhabbet. Evet. Yani türküler acımızı da anlatır, sevincimizi de anlatır. Zaten bu gece Türk halk musikisinin birbirinden değerli, çok özel 3 tane ismi var efendim. Hepsi ayrı bir değer. Çok ayrı değerler ve bu gece gerçekten şeref verdiler bizim programımıza. Hem de nasıl, ben çok mutluyum. Bu akşam bizlerle sevgili Sevcan Orhan beraber olacak efendim. Türkülere büyük hizmet etmiş olan gerçekten bir türkü emekçisidir. Değerli ağabeyimizdir, büyüğümüzdür, konservatuvardan da ağabeyimizdir. Bu gece stüdyomuza şeref verdi. Alkışlar Erdal Erzincan için olsun efendim. Ve hepimizin canı o. Hepimizin canı. Benim için de o kadar özel, o kadar kıymetlidir ki. Zaten ismini duyduğum an dedim ki Allah'ım. Ben de heyecanlandım. En sonunda işte diye çok heyecanlandım. Efendim bu gece Belkıs Akkale'de bizlerle olacak. Tam güzel muhabbet olacak. Az önce tam muhabbet. Kulisine uğradık Hakan abiyle mi birlikte. Evet. Hoş geldin dedik. Hepsine hoş geldin dedik. Tabii. Ama şimdi bizim çocukluğumuzun başka bir şeyidir yani Belkıs Akkale. Kesinlikle. Ve halen o küçücük yaşta gördüğüm Belkıs Akkale'yi gördüm ben. Aynen aynen. Öyle. Maşallah. Benim maşallah için de o kadar özeldir ki ilk solist çıktığımda 1988 yılında kendisiyle çalıştım ben. Ay çok güzel ya. İnanamamıştım Belkıs Akkale'de gerçekten bizim programda mı demiştim? Evet doğru, doğru. Evet, o kadar mutlu olmuştum de ki onun afişi de var. Daha sonra Cengiz Han buldu tabii afişi. Tabii ki. Onu da daha sonra görürüz. Benim için çok çok özeldir ne o. Ne güzel bak bu akşam da Sami bizim abi programımızda. Aa bak işte. Ve geldi. Hah, geldi. Evet bu. Vay vay vay. Maxim Gazinosu'nda ilk solist çıktığımda. 5 yıl önce 10 yıl sonra hatırlıyorum. Görüyorsun değil mi? Şahane ya. Evet. Anadolu motifleri. Ha Kani Karaca var bizim okuldan hocamız. Türk tabii Kani Hoca şey fasıl yapardı Vedat, onlar Vedat önce. Doğru, tabii Vedat fasılla Çetinkaya başlardı biliyorsun gazino o zamanlarda. Vay be. Ya. Vay be. Ve şahane anı. Belkıs Akkale. Evet Belkıs Akkale. Ay ben nasıl küçükmüşüm. Sen hala küçüksün maşallah. Evet benim ruhum kalbim sen küçük bizim, zaten. Sen evet ruhum öyle olan taytaya, küçük. Taytaya kalkıyorum. Taytaya kalkıyorum daha yeni yürüyorum. Tabii geçen bize dedik ay evlatlarım gelmiş. Ha, tabii öyle evet, yapıyorum doğru, herhalde. Bu arada ailemize bir dostumuz bir kardeşimiz daha katıldı. Umut gitti biliyorsunuz. Evet Umut. Artık yolu açık olsun. Evet yolu açık olsun. Bu akşam da sevgili Ayberk Akmaz katıldı. Hoş geldin yanımıza. Hoş geldin. Hoş geldin. Evet. En sevdiklerimizden. Şimdi bu tabii ki herkes çok seviyor ama özellikle bu gece uzun zamandır istiyordunuz evet, size söylüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Tamam o zaman. Tamam o zaman. Peki o zaman. Peki o zaman. Bir insan böyle bakmaz ki gününde yıldızım sanki okursun aşkı gözlerinden geçip gitsem mi kalsam mı? Ben asla böyle olmazdım hayatta parçalanmazdım güneşten sıcak gülüşlerden tutup öpsen mi yansam mı? İnan bıktım hayallerden, gönül kurdum saçellerden. Sesinle hayata döndürsen, senin aslın bana farzdır. Bir an olsun bizim olsun, bir tek elimi tut ne olur. Bil ki çoktan kabullendim, senin arzun. Tamam o
zaman ayrılalım. İmkansızı sevip sevip ağlayalım. Peki o zaman anlaşalım. Bir insan öyle bakmaz ki günümde yıldızım sanki. Okursun aşkı gözlerinden. Geçip gitsem mi kalsam mı? Ben asla böyle olmazdım. Hayatta parçalanmazdım. Güneşten sıcak gülüşlerden. Tutup öpsem mi yansam mı? İnan bıktım hayallerden, gönül kurdunsa çöllerden. Sizinle hayata döndürsen, senin hassın bana varsın. Bir an olsun bizim olsun, bir tek elimi tut ne olur. Bil ki çoktan melodi ve ritim o kadar güzel ki bunu yarım saat daha çalsak sıkılmaz ki. Yemin ederim bak. Vallahi yani, bitirmek istemiyorum bu şarkıyı. Evet. Yemin ederim 20 kere arka arka dinleyebilirim. Bu gece benim söyleyeceğim şarkının yerine sen bu şarkıyı söylesen mi acaba? Olur mu ben öyle bir şey? Değil mi? 3-5 defa daha. Yok yok ben arada söylerim ya, sana. Tamam o zaman. İmkansızı sevip sevip ağlayalım. Peki o zaman anlaşalım. Gözden gizli gizli gönülden aşık. Allah. Allah, öpüyorum onu. Dualarım kabul oldu. Hep bu şarkıyı Sibel Can'la düet yapmak isterdim. O zaman böyle bu sadece küçük bir hediye olsun. Bence aynen. Bu şarkıyı bir daha söylediğinizde mutlaka söyledim beraber söyleyelim o zaman. Aynen, çok güzel. Aa, çok da keyifli madem olur. Çok yüreğine sağlık Hakan. Çok teşekkür vallahi ediyorum. Sağlık, çok teşekkür ediyorum Hakan'cığım. Sıra bende ve şimdi gerçekten seni dinleyelim bakalım. Neyse bizim olsun bu Hüsnü. Gece olsun. Hadi olsun ikimizin olsun. Tamam. Bu geceki konseptimiz biliyorsunuz türkülerle muhabbet. Ve türkülerin gerçekten hocaların hocasıdır. Şimdi sırada söylemeye çalışacağım şarkının sözleri de Arif Sağ Hoca'ya aittir. Çok sevgiler, saygılar Arif Hoca'ya. Çok sevgiler. Ben bu şarkıyı her konserimde söylerim Sibel'cim. Ve bu şarkının Arif Sağ Hoca'ya ait olduğunu bilmiyordum. Sonradan öğrenmiştim. Benim cehaletimdir. Hani bazı besteciler vardır ya hani ya keşke şu şarkıyı ben besteleseydim diye. Gerçekten, tam senlikmiş değil mi? Evet tam benim hani gerçekten yüreğine sağlık. Tekrar Arif Sağ'a gelsin bütün alkışlar hocamıza evet. Gelsin. Hocaya gelsin. Hatamız olursa, hatamız olursa affola. Estağfurullah. Thank you.
gece sarhoş, derdimden böyle. Ben her gece sarhoş, derdimden böyle. Aşk yolunda berduşum, kaderim böyle. Aşk yolunda berduşum, kaderim böyle. Felek benim yazdığım kuşa çevirdi. Felek benim yazdığım kuşa çevirdi. Fırtınaya kapılmış aşığım ben. Fırtınaya kapılmış aşığım ben. İçki nedir bilmezdim. Şimdi bir an yaşam. Kederle ızdırapla ben arkadaşım. Sarhoş diyor, varsın desinler. Bana sarhoş diyorlar, varsın desinler. Neden içtiğimi ben de bilemiyorum. Arkadaş oldum. Hepinize sağlık. Harikasın Hakan'cığım. En büyük alkışlar Arif Sağ Hoca'ya gelsin. Evet. En büyük alkışlar. Yüreğinize sağlık. Arif Hoca'ya senin de o güzel gönlünün sesine sağlık. Arada, çok çok yakışıyor bu sana. Bu arada İbrahim abiden de duymuşum. Evet. İbrahim abiye de çok sevgi, çok saygı. Çok sevgiler. Yanımız bize. Öpüyoruz onu. Nasıl söylediği an şarkı evet, patlamıştı evet, hiç o yılları unutmuyorum ben. Zaten ne söylese hep öyle, öyle oldu, oluyordu. Evet, o ses tonundan çıkan her şey. Her evet. şey. Evet. Şimdi sıradaki... Ufaktan bir şenlendirici bir şey olsun böyle. Hareketli.
hareketli. Tamam bakalım ne geliyor. Çok şey yapıyormuşum, hüzünlendiriyormuşum. Tamam. Ay olur mu? Hepsini istiyoruz biz senden. Hüzün, ağlat bizi. Azıcık oradan, arada azıcık da, buradan evet, olsun. Arada da öyle evet. Bu akşam da öyle olacak. Peki. Zaten. Hadi çalayım bakalım. Hadi bakalım. Buyurun. Alkışlar bizi senlendiriyor. Türkülerle muhabbet başlıyor. Başlıyor. Genç jenerasyonun en çok sevdiği isimlerden bir tanesi. Ve o da çok güzel bir yorum. Kesinlikle. Hem çok güzel, kalbi güzel, kendi güzel, güzel dediğin gibi kalbi güzel, yürüdüğü yol güzel. Aynen öyle. O da çok önemli. Tabii ki konservatuvardan da kardeşimdir benim. İsterseniz siz anons edin. Huzurlarınızda Sevcan Orhan. Thank you.
ya gelinir ya gelinmez. Her güzele meyil verme, ya sevilir ya sevilmez. Geley geley. Varsınlar, gelicesinler. Teşekkür ederim.
Varsınlar beni desinler. Ay en sevdiğimiz. Severim değilim. Ne isterse desinler. Hoş geldin benim çok canım. Çok hoş buldum ya canım. Siz ne güzel şeyler söylediniz. Arkada böyle bir çok mutlu oldum. Arkasındayız öyle. Canım. Sen bunları çok layıkıyla hak edensin. Gerçekten. Ciddi söylüyorum. Benim için çok sevgili kıymetli. Sibel de öyle söyledi. Duruşuyla. Öyle yolu, gerçekten yolu, öyle. Aynen. Yürüdüğü ben onun yıllardır hayranıyım zaten. Duruşuyla, edasıyla, endamıyla efendim. Yok sende de var görüyorum. Biraz bir şey kapmaya çalışıyorum. Çok tatlısın. Yapmaya çalışıyorum. Hoş geldin bizim programımıza. Uzun zamandır bekliyorduk seni ve ama türkülerle muhabbet olunca tam yerini buldu. Yani tam yerini buldu. Bu programa gelmeliyim dediğim anda buradayım. İşte bu. Hüsnü olsun efendim, Hakan Altın olsun. Ya siz çok değerli müzisyenlersiniz. Arka taraftaki orkestra çok kıymetli. Zaten Türkiye hakkınızı veriyor. Fakat bir müzisyen olarak cumartesi akşamları böyle kaliteli bir programı kaliteli müzisyenlerden en iyi şekilde dinliyor ve izliyor olmak beni inanılmaz gururlandırıyor. O kadar güzelsiniz sizlerle ki. Güzel, gerçekten. Bir de ben ses teli ameliyatı oldum geçen. Nodül aldırdım. Bir sabah bir uyandım. Dedi ki bunu mutlaka söylemeliyim. Bir sabah uyandım artık o kadar biraz yoğun çalıştım ve uykusuzluk bilmem ne nodülü arttırdı. Bir sabah kalktım. Yalnız yaşıyorum ben. Telefon geldi. Alo derken abi bakma Hakan Altun sesi çıkarıyor. Alo. Alo. Ne haber Ata? Böyleydi sesi. Alo ne haber? Dedim ki acaba buradan yürüyebilir miyim diye düşündüm. Nasıl yaptın? Bir saniye bakayım. Alo ne haber anne? Diye bir ses çıktı. Alo ne haber anne? Bak bu ben. Sonra dedim ki bu ülkede bir tane Hakan Altun var. Buradan yürüyemezsin sen. Bir tane. Bir tane. Çok geçmiş olsun çok bu arada. Çok teşekkür ederim. Geçti maşallah. Gitti şimdi. Geldi geçti gitti zaten geçti, ortada. Gitti. Maşallah. O yüzden en güzel zamanda geldim. Mis gibi pırıl pırıl. Hoş geldin şeref verdin. Bal ayaklarına sağlık. Evet teşekkür ederim. Buradan bal atıyor. Bal atıyor. O sizin güzelliğiniz. Kızım hoş geldin. O zaman seni böyle anladın mı? Hadi ben gidiyorum. Zaten çok teşekkür ederim. Muhabbet edeceğiz. Tabii türkülerle muhabbet. Türkülerle muhabbet çok güzel. Evet ne güzel. Ay 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 Hakan'cığım. Çok özel. Bu enstrümanistlik konusu da çok farklı bir şey. Sadece kendine faydalı olmayan bir adam birçok öğrenci de yetiştiriyor. Çok. Benim için en özel tarafı bu. Ben çok öğrenci yetiştiremiyorum. Tabii ki bizi izleyerek öğrenen çok kişi olabilir. Hani birebir fiziken dokunmadığımız, ruhen dokunduğumuz ama hoca fiziken de dokunuyor. Bütün birikimini, geçmişten aldığı gerçekten birikimini geleceğe gençlerimize de aşılıyor. Çok da güzel yapıyor. Onun en takdir ettiğim, en sevdiğim tarafı budur. Hepimiz için öyledir. Alkışın en büyüğünü Erdal Erzincan için rica ediyorum. Taşdan gayrı nem kaldı. Dost köyümde ayağımı kestiler. Bir akılsız baştan gayrı nem kaldı boy nem kaldı. Nem kaldı. Bir akılsız baştan gayrı nem kaldı oy nem kaldı oy nem kaldı. Padişah değilim çeksem utur.
yaşasam. Saraylar kursam da asker getirsem. Hediyem yoktur ki dosta götürsem. İki damla yaştan gayrı hem kaldı oy, hem kaldı, hem kaldı. İki damla yaştan gayrı hem kaldı oy, hem kaldı oy, hem kaldı. Şerifim çıksam dağlara, rast gelsen de acı vurmuş marala. Buldur tüfeğimi beni yarala. Bir yaralı döşten gayrı nem kaldı oy, nem kaldı, nem kaldı. Bir yaralı döşten gayrı nem kaldı oy, nem kaldı, nem kaldı. O benim bir parçam. Eyvallah. Yok ben. Evet. Hoş geldiniz bize. Şerefler verdiniz programımıza. Çok mutluyum hocam. Burada olduğum için. Abi bizim mutluluğumuzu bak. Biz vallahi evet, kelimelerle anlatamayız. Ciddi söylüyorum. Ben de anlatamam. Çünkü ben çok televizyon programlarını biliyoruz çıkmıyorum. Biliyoruz abi. Aynen biliyoruz. Ama burada gerçekten müzik yapılıyor. Müzik konuşuluyor. O yüzden buradayım eksik ve çok mutluyum. Şeref verdiniz. Ne mutlu bize. Ne ederiz. Mutlu kırmaz hocam. Harika bir türküyle başladık. Evet, muhabbetimiz var bu akşam. Evet. Güzel muhabbetlerimiz olacak. Türkülerle muhabbet. Rahmetle. Evet, Mahsuni Şerif'ten. Evet. Güzel bir türküyle başladık. Aşıkların öncülüğü, aşık ışık demek işte. Onların ışığında bugün güzel şeyler olacak diye düşünüyorum. Güzel enerjinizle. Sayenizde. Var. Güzel, var. Güzel hocam. Sağ olun. Evet. Sizi alalım hocam tamam. Böyle. Tamam. Evet. Tekrar hoş geldiniz. Merhaba, merhaba. Erdal Erzincan. Kendim de olayım. Hoş geldin Erdal. Evet, evet. Evet şimdi. Vallahi benim çiğlerim diken diken oldu. Ben sunamayacağım bu yüzden. Ben uzun zamandır bir de görmedim. Belkıs abla da hiç çıkmıyor bir yere. Hiç aynen. Aynı şeyi evet, işte de konuşuyoruz. Hiçbir yerde görmüyoruz onu. Ve çok 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 özledik. Çok seviyorum herkes dedi. Gibi. Cumartesi geceleri işim yoksa seyrediyorum aynı dedi. Ne mutlu bak, bize. Ciddi söylüyorum bak. Vallahi Belkıs. Ne mutlu bize. Bence siz söyleyin hadi. Efendim bizim için büyük şereftir onu anons etmek. Evet. Ki sen buyurun. Yani çocukluğumuzda ya, o çok önemli bir şey. Az önce dediğim gibi. Bu arada çocukluğunda gördüğün gibi hiç değişmemiş maşallah. Siyah beyaz, televizyonun siyah beyaz olduğu zamanlarda çok izledik biz. Sonrasında da uzun yıllar devam etti ama bayağı aynı. Yani. Tabii. Bence sesi de aynı. Aynen tabii. Hadi sen anlayacaksın. Aynıdır. Alkışın en büyüğünü değerli Belkıs Akkale için rica ediyoruz. Thank you.
yar yar düşmüştü üzüne. Keder yakışmayan simaya bakın yar, 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 yar eğlenemem. Yaktın yandırdın beni, zalim aldattın beni. Ne dedin de darıldın, bir kula sattın beni. Yaktın yandırdın beni, zalim aldattın beni. Ne dedin de darıldın, bir kula sattın beni. Lerden ekilmiş dün uğradım bir hücraya çekilmiş. Bulut mu kaplamış şu aya bakın yar, 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 yar eğlenemem. Yaktın yandırdın beni, zalim aldattın beni. Ne dedin de darıldın, bir pula sattın beni. Yaktın yandırdın beni, zalim aldattın beni. Ne dedin de darıldın, bir pula sattın beni. Efsane. Efsane bizim programımızda. Evet. Ay, ay. Belkıs ablacığım. Canım benim. Peki canım, dediğim gibi mi? Onun çünkü kalbinin güzelliği hep yüzünde, ay, sesinde. Ay canım benim. Sesinde onun için değişmiyor zaten. Evet. Onun için değişmiyor. Çok teşekkür maşallah ediyorum. Diye. Çok teşekkürler. Hoş geldin bizim hoş programımıza bulduk. Şeref verdin. Çok arzu ettiğim halde kısmet olmadı diyelim. Şimdi kavuştuk. Kavuştuk. Ne kavuştuk. Kavuştuk. Şükürler olsun. Şükür. Müthiş bir orkestra. Bu güzel orkestraya güçlü bir alkış lütfen. Sizler de güzel. Sizler çok güzel. Güzelsiniz. Aynen. Her zaman canım olduğu gibi. Canım. Hadi muhabbet. Hadi bakalım. Çocuklarımın yanına gideyim. Ah, evet, çok güzel. Efendim, hoş geldiniz bizim oturma odamıza. Şerefler verdiniz tekrar. Ne güzel, ne güzel şahane böyle görmek değil mi Hakan? Aa, vallahi muhteşem. Biz de çok mutluyuz. Biraz evvel de konuştuğum gibi biz zaten şu anda hiçbir yerde müzik programı yok. Yani doya doya izleyebileceğimiz bir müzik programı yok. Bu çok güzel boşluğu doldurdu. Bizler çok mutluyuz sizlerle.
Değil mi? Ne güzel. Kesinlikle öyle. Ne mutlu öyle. Bizi. Yani evden izlemek oluyor. Daha güzel ama burası da güzel. Burası fena değil. Bizim, tabii. Burası hepimize iyi geliyor i̇yi zaten. Geliyor. Bu oda güzel olur. Burası evet, güzel. Oturma odamızı. Sevgili Sibel'cimiz dizayn etti. Konuklarımızı burada ağırlıyoruz. Aynen. Hakikaten zevkinize sağlık. Çok güzel. Şimdi o zaman ben bir müsaadenizle bir türkü söyleyeyim istiyorum. Zevkle dinleyeceğiz. İlk defa seslendireceğim. Bakalım ne olacak. Çok da güzel. Abdurrahman Kızılay bestesi. Gani Gani rahmet eylesin. Kızılay bestesi. Onlar için de aynen. Allah rahmet etsin. Çok şahane bir türkü. Çok kıymetli. Nur içinde yatsın. O zaman ben geçeyim sahneye. Hadi bakalım. Teşekkür ederim. Sağ olun. Çok
Çok teşekkür ediyorum. Çok. Sevdiniz mi? Çok şahane. Ağzına diline sağlık. O kadar yeteneklisin ki her tür, yani tür farkı olmuyor sende. Duygusu güzel. Tabii ya. Çok çok maşallah. Çok çok seviyorum. Maşallah. Maşallah. Sübhanallah. Şarkı şahane. Söylemeyi çok seviyorum. Abi sizin karşınızda türkü söylemek. Evet, o da zor değil mi? Yok canım. Ben telaş yaptım. Estağfurullah. Vallahi insan heyecanlanıyor. Gerçekten. Siz söyleyin yeter ki. Ne kadar çok türkü söylenirse o kadar çok mutlu oluruz. O kadar biz. Güzelleşir hayat değil mi? Öyle, aynen öyle. Türkünün bir samimiyeti var yani. Samimi söylendiği zaman bir hikaye var, dert var ortada. O derdi sahiplenip, empati kurup, samimiyetle okuyan herkese ben saygı duyuyorum. Eyvallah. Aynen öyle. Onun için biz buradayız zaten. Yani ne güzel söylüyor. Derdi güzel evet. Sahipler. Bir de derdi ortak olup aynen. Dinleyenler de. Eyvallah. Aynen. O zaman zaten daha da fena onlar olmazsa olmaz. Hikaye o zaman büyüyor. Sen gelmeden önce Baykıs ablacığım, o yıllarda tabii ilk dedim ya, ilk solistliğim benim. Evet. Maxim gazinosunda çıkıyorum. Saydıklarında Baykıs Akkale'de var deyince ben inanamamıştım gerçekten mi diye. Bak Baykıs ablacığım, görüyor musun? Şimdi küçücük bir şey anlatayım mı Sibel? Hadi anlat. Şimdi ne sen olur. İlk defa solistlik yapacaksın, evet. Ya Fahrettin Bey, evet. Sami'yi çağırdı. Heh. Dedi ki işte böyle bir projem var. Baykıs Hanım'ı istiyoruz biz dedi. Evet. Şimdi Sami de bana aktardı. Ben şimdi seni hani, sahnede neler yapabileceğini bilmiyorum. Tabii. Bir dinlemiş olsaydım yani, daha evvel evet, hiç tabii ki. Farklı düşüncelere sapmazdım. Tabii. Ay Sami nasıl olacak? Ama dedim Fahrettin Bey böyle bir şeye karar verdiyse, o çünkü işinde bir numara. Tabii ki. Mutlaka çok iyi bir sestir o dedim. Ve kabul ettik işte, ama ne güzel bir çalışma oldu. Harika, o kadar uzun sürdü ki. Çok uzun sürdü. Ayrılırken de sarıştık, ağlayarak ayrıldık. Evet, öyle oluyor insan. Rahmetli annem. Evet, evet. Çok severdi. Canım benim, Allah rahmet eylesin. Ben çok şanslıyım. Aynen, hep yani, söylüyorum. Yani Allah'ın gerçekten sevdiği kuluyum. Ben de şanslıyım. Hep doğruları gösteren bir insanın olması. Gerçekten öyle. Teşekkür yani, ediyorum. Evet, bu konuda Baykıs ablanın hakkını teslim etmem lazım. Ben de mesela benim hayatım çok özel insanlardan bir tanesidir. Zaten ağlarım. Zaten müziğe ilk başladığımda ya benim çocukluğum o. Benim türküyü söylemeye başlama vesilem o. Ve ben hala şu yaşıma geldim. Bir şey olduğunda, yani mesleğimle ilgili zora düştüğümde arayıp Baykıs abladan hakikaten diyorum ki sen olsan ne yapardın? Yani sen olsan ne derdin, ne o söylerdin, ne yapardın? O bana bile beni yaşam o kadar koçumuz. mutlu ediyor ki. Canım benim. Benim için çok kıymetli. Ben de İstanbul'a, Erdal'ım da öyledir. Ben çok de İstanbul'a ilk geldiğimde gittiğim ilk konser Arif Sağ Baykıs Akkale konseri. Vay vay vay. Yani güzel anılarımız hocaya var o zaman. Çok, hocaya çok selam sahibi olsun. Çok sevgiler. Bu arada ben açılışta siz yokken Arif Hoca'nın söz müziği kendisine ait olan Sarhoş adlı isimli evet. Şarkısını seslendirmeye çalıştım. Ay güzel seslendirmiş. Çok güzel. İbrahim abiden duymuştum demiştim demin. Arif Sağ Hoca yaptığı bu bestesini 1972 yılında. Tabii. Kendi söyledi. Ben doğduğum yılda. Evet, ay canım. Vallahi bu şarkı yarım asırlık bir ben şarkı. Ben hatırlıyorum, bir yaşındaydım. Eyvallah abi. Siz akransınız bu arada. Eyvallah tabii. Ya. Hocamızdır tabii ki. Aynen. Ya hepimiz işte küçüğüz burada. Oturuyoruz küçük küçük. Ben de 2 yaşındaydım. Şimdi yaşa girmeyelim bence. Bence de girmeyelim. Allah'tan borçlu çıkarsınız. Yaşımız. Çok iyiydi bu borç. Hiç girmeyelim. Ama ben... Şarkılar bizi söyler. Benim yaşımız... yok. Şaka yapıyorum. Tabii benim yaşla falan... Hiç takıntım yok. Öyle belli ben, ki. Bak, öyle belli. Ben diyorum belli ki zaten. Ben yaşımın güzeliyim. Ben kalkıp da 50 yaşında olacağım. 40 yaşında 30. Böyle bir şey var mı ya? Bravo. Onun için estetiğe karşıyım. Ben yaşımın karşıyım. Evet. Ve ne kadar, yani çarşı ne kadar estetiğe karşı. Konuşalım. Helal. Hayır, ben kendim için karşıyım. Yaptırana karşı değilim. Eyvallah.
Aynı kendim, şeyi ben de öyle düşünüyorum için. Abla. Vallahi yaptığına yani gidebildiği yere kadar, ruhumu daraltmayana kadar ama ruhum daralır sahneye baktığımda bilemiyorum ne olur. Geliyorum bekle beni estetik diye. Bence hiç demeyecek onu Belkıs abla. Ay canım hiç ya. Ama senin bu enerjin bak güler yüzün hani hep söylüyorum. Ya, hep teşekkür öyle. Ediyorum. Vallahi. Hep öyleydi. Gülmeyi çok severim ya, ama bir çok da güzel, güzel ağlarım. Ay, bir de çok güzel çok güler. Ağlarım. Çok çok güldü mü kıt 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 böyle bir hiç durmaz Belkıs abla. O kadar güzel gülüyor. Belkıs ablanın gülüşü çok bayağı popülerdir yani. Evet, sen ama bir gör. Çok da güzel ağlarım dedi. Tabii ağlaman yani. Da çok güçlüdür çok, gülmen. Aynen öyle. Doya çok doya. Gülen adamın bir ağlayacak yeri çok fazladır ya vallahi. O çok gülüyor ama. Ben yok çok duygusal bir insanım. Şimdi böyle sizlere baktıkça gözlerimin şurasından bir böyle ıslanmalar oluyor. Ya yapma biz de yaparız ondan sonra. Evet sonra ne yapıyoruz? Ay bence. Ben de. Hadi bakalım. Ha, evet Hüsnü. Hüsnü'cüm. Allah. Eyvah eyvah. Thank you.
arada İsmail Özden'e buradan sevgiler gönderelim. Selamlar. Çok sevgiler. Arif Sağ Ustam ilk defa okudu. Ben de ona zaman zaman sahnelerde eşlik ettim. Ona da selamımızı yolluyorum. Çok selamlar. Çok güzel oldu ya. Oy, türküler güzel. Yine sağ ol. Ay canım benim, canım kardeşim. Eyvallah. Bu arada Belkıs abla çıkmadan önce söyledin. Babaannesi niye taktın bunu? Ay. Söylemen lazım. Sen unutursun biliyorum. Ya. Hadi bakalım. Şimdi torunum 4 yaşını bitirdi dün. Bana hediye etti. Bana diyor ki babaanne bütün renklerden yaptım. Sen süslüsün çünkü diyor bana. Adını süslü koymuş. Bir de tak bunu olur mu? Olur diyor. Her şeyde yani uyusun uyumasın. Tabii kızımın hatırası olarak güzel takısı bence o. Şans getirdin. Öpüyoruz seni. Öpüyoruz. Doğancan. Maşallah. Aysu, Doğa'yı. İzliyorlar onlar. Bu arada bugün konuklarımız var. Ben onları unuttum. Aynen. Bugün tatlış konuklarımız var. Bir tanesi Gürkan Çakmak. An... Benim sınıf arkadaşım. Gürkan, bütün orkestramızın da sınıf arkadaşıdır. Yanımdaki de Cihancığım benim. Canım benim. Yani, ne diyeyim bana? Cihan Orhan. Ne diyeceksin? Yani Sevcan'ın ağabeyi. Evet. Ay ne güzel. Hoş geldin. O da hoş dünya geldin. Tatlısı bir çocuktur gerçekten. Peki, onlar da bizim. Cihan'la beraber aynı... söyleyecek misin? Evet cidden? Abiyle aynı sahnede tabii olmak nasıl? O benim maestrom. Biz yıllardır aynı sahnedeyiz. Aynen öyle. Tabii ki. Ya şöyle söyleyeyim. Dünyanın en büyük rahatlığı. Çünkü artık telepati var bizim aramızda. Yani iletişim tabii değil ki. Onun adı telepati. Tabii. Mesela ben bir türkü söylerken bazen içimden bir şey geçiyor. Diyorum ki ya... Keşke abim ona değildi, şuna bağlasa diye ama o an söylüyorum ya, çalıyor. Yani yemin ederim bunu belki 100 kere yaşadım, 1000 kere yaşadım. Hep daim olsun. İyi ki var. Evet. Kurban olurum, herkesin her şeyi var. O bana annemin, babamın tek yadigarı. Çok seviyorum. Bir de baba olacak. Çok az kaldı. Bir ay sonra. Tebrik ediyoruz şimdiden. Hayırlısı olsun inşallah. Bir buçuk ay. Amin. İnşallah. Sağlıkla. Sağlıkla gelsin. Sağlıkla büyüsün. Güzel günlerini göresin. İnşallah. Adam kireç tutmuyor. Kumunu katmayınca. Sevda başta. Demin Hüsnü sizi davet etmeden önce değindi. Sizin gezici evet, oradaki bütün Erzurum, yetenekli. Erzincan, Tunceli evet, diyemek evet. Doğru mu? Evet abi doğru. Orada öğrencileriniz de ders veriyormuş. Yani kaç yetişkin öğrencileriniz yeni öğrencilere ders veriyor. Siz de giriyormuşsunuz derslere bazen. 4 yıl önce ben kısaca bahsedeyim. 4 yıl önce başladık işte o 3 ilden yaklaşık 300 kişi geldi. Yani 8-12 yaş aralığında sınav yaptık. İşte 25 öğrenci seçtik. O 23-25 öğrenciyle ayda bir orada buluşuyoruz herhangi bir köyde. Adının gezici bağlama olmasının sebebi o. Evet, herhangi bağlam. Bir köyü derslik olarak, sınıf olarak kabul ediyoruz. Orada gün boyu ders yapıyoruz. Onun dışında her hafta düzenli online çalışıyoruz. Güzel bir çalışma oluyor. Yani sadece vereceğimi düşündüm ama gittiğimde alıyorum. Aldı. Çok eyvallah. Şey alıyorum. Eyvallah. Çok şey alıyorum. Hemen eyvallah. Bir parantez açayım. Ve masrafını da kendi karşılayarak gidiyor. Bak bu ne kadar... Hayır. Başkaları, yani birçok insanı biz sanıyoruz. Herkes bilmeli bunu. Bilgilerini aktarmak için ne paralar kazanıyorlar oğlum. Yani bu senin bu işe ne kadar yüce gönlünü verdiğini gösteriyor. Sana ne mutlu. Ben de halk müziğine ömrünü vermiş biri olarak sana çok teşekkür ediyorum Erdoğan. Çok teşekkür ederim. Abla. Teşekkür ediyorum. Sen bir daha gitme sen. Bu kadar utandırıcısın. Hay ablacığım. Ay, bak al işte abla. Bak. Bak. Ay zaten bizim gözümüzün işi burada duruyor. Abla zaten. Pelekse'nin elinden mi? Pelekse'nin elinden. Hocam. Tamam. Karaca olan Beste. Senin elinden. Hem yanarım hem ağlarım. Abicim yüreğinize sağlık. Beste Erdal Erzincan. Eyvallah.
Söz Karacaoğlan. Karacaoğlan. Arkasına bir enstrümantal besleme. Tamam abiciğim. Ekleyeceğim. Aa. O zaman hadi bakalım. Felek senin elinden hem yanarım hem ağlarım. Be felek senin elinden hem yanarım hem ağlarım. Gece gündüz ağlar gözüm başımı döver ağlarım. Çağırırım gani de gel ağlatma beni de. Kimi görsem seni de yüzüne bakar ağlarım. Çağırırım gani de gel ağlatma beni de. Kimi görsem seni de yüzüne bakar ağlarım. Barandır lütfeyle beyim urandır gözümün yaşı barandır kaygılı gönlüm virandır hicrimi çeker ağlarım Karacaoğlan düştü derde gece gündüz yanarlarda hak adı olduğu yerde kabrimden çıkar ağlarım Karacaoğlan düştü derde gece gündüz yanarlarda hak adı olduğu yerde kabrimden çıkar ağlarım. Thank you.
abiciğim. Allah gerçekten dostum. Bir ağaca. Abi ben evet. asistan olarak benim için senin bağlamını tutmak şereftir abi. Müsaade edersen. Vallahi ben o şerefe nail olayım. Beraber tamam. Beraber. Ay canım benim. Hay Allah. Hay kurbanım. Biz müzisyenlerin en özel tarafı. Genelde de ağaçtır enstrümanlarımız zaten. Evet. Bir ağaca öldükten sonra can vermek demek bu evet. demek oluyor. Vallahi işte. Erdal Hoca. Hakkıyla. Bana söyleyene bak. Bana söyleyene bak. Sen bugün o sazı niye bu kadar güzel çaldığını açıklamak zorundasın. Yıllardır peşindeyim. Senin yüzünden abi, senin yüzünden. Bugün açıklamak zorundasın. Evet, bugün. Bu arada... Bugün her ikinizden de bu açıklamayı bekliyorum. Sevcan bana yardımcı ol. Nedir bu yani? Bu hadi bizim ciğerimizi dağlama vesileniz nedir? Sebebiniz nedir? Lütfen bu burada artık açıklansın. Her şey. Alkışlar Erdal Hoca'ya gelsin. Erdal Erzincan'a gelsin. Allah Allah. Oh, Erdal abim ya. Beraber çaldık bence bu enerjiyi verirseniz. Kime verseniz çalar bana. Ne güzel söyledik. Sanki 40 kişi çalıyor. Ya, abla gerçekten biz Hüsnü'yle böyle sürekli birbirimize bakıyoruz. Gitar sesi diyorum ben, piyano sesi diyorum. Abi yüreğine sağlık, ellerine sağlık hocam. O güzel gönlünüze sağlık. Sağ olun. Gerçekten Erdal hocam. Sazın güzelliği, sazın yani bize bırakılan o kadar renkli bir şey var ki. Yani Anadolu'da hani toprağa kazın bir sürü şey çıkıyor. Anadolu böyle dünyanın yarısının kültürü bu topraklarda var. Evet. Gerçekten öyle. Bağlamada da öyle. Bağlamada Anadolu'nun bir fotoğrafı, aynası. Anadolu'da ne varsa bağlamaya gizlenmiş. İşte her zaman biz ne diyoruz biz? Hatırladığımız kadar. Abi sen de çok açığa çıkarttın maşallah. Yok. Gizlenen her şeyi öyle bir açığa çıkarttın ki maşallah. Her zaman bir şey söylüyorum ben. Eğer evinde türkü dinliyorsan çocuğunun kulağı alışır, çocuğun da sever. Tabii. Türkü dinlemiyorsan çocuk da dinlemez. Doğru. Türkülere şöyle tuhaf bakan insanlar da var. Yani sanki böyle küçüm, ah türkü mü? Bence onlar tuhaf abla. Bence de. Bence de onlar tuhaf. Tuhaflık var. Yani, tuhaflık var onlarda. Bu ülkenin kültürüne bu kadar emek veren, 7'den 77'ye herkesi içine katarak söylüyorum, yıllar içerisinde kim emek verdiyse, kim hizmet ettiyse onu alıp başıma koyuyorum, kalbime koyuyorum. Lütfen herkes böyle yapsın. Biz çok kutsal bir şey yapıyoruz değerli dostlar. Çocuklarımıza da. Bu ülkenin kültürünü koruyoruz. Bizler koruyoruz. Yani başka müzik dalları da çok para kazanabilirsiniz ama bizde böyle bir şey yok. Bizler ancak kendimizi geçindirebiliyoruz. Bunu kabul ettik. Ama çok onurlu bir şey yapıyoruz. Lütfen siz de yapın. Türküleri dinleyin. Türkülere destek verin. Söyleyin hatta. Söyleyin. Çocuklarınıza dinletin. Benim de bir korom var. 200 kişilik. Evet, bir... Sizin yönettiğiniz değil evet, mi? Evet, Halk Müziği Korosu. Ben Bakırköy Belediyesi aynen. Sağ olsun bana çok güzel bir ortam çok hazırladı. Güzel, güzel bir güzel. Mini konser salonunda yapıyoruz biz çalışmalarımızı. Ben gelen şeylere, koristlerime şunu söylüyorum. Her yaş grubundan insan geliyor. Lütfen çocuklarınız varsa çocuklarınızı getirin, torunlarınız varsa torunlarınızı getirin. Burada kulaklarını dolduralım onları doğru, diyorum. Çok doğru. Buradan Hüsnü, da evet, Herkes Hakkale Korosu'nu öpüyorum, selamlar. Selam olsun. Bu kadar, çok konuştum, çok kapat. Ezgen'cim. Hadi bakalım. Var ki. Evet ah, ya. Türkü ben hep şarkı demeye alışım. Olsun. Pardon düzeltiyorum. Bugün benim bir türkümüz var. Gönüller bir. Sevcan onun... ne güzel söylüyorsun. Ay çok teşekkür ederim. Çok o kadar güzel söylüyorsun çok ki ben hayranım sana. Ay ne mutlu. Gerçekten çok utandım. Çok, çok keyifle dinliyorum ve bu türkü özellikle şimdi... Yine çok duygulanacağım. Hemen çok hemen duymak ederim. İstiyorum. Ben biz böyle... bugün ağlamaya meyilli gibiyiz sanki. Ay meyilliyiz mi? Aksi akacak gibi. Öyle var ya hiç sonra. Ağlamayız ya. nereden çıktıysa diye. Bunun başına da eğer izniniz olursa bir Barak Uzunova okumak istiyorum. Ay tabii. Ne güzel olur. Yani Barak Uzunovalar benim için çok kıymetli, çok özel. Adıyaman, Antep bölgesinde barakların yaktığı uzunovalardır bunlar. O zaman ben sahneye geçiyorum ve Barak Uzunova'mı ve türkümü söylüyorum. Hadi bakalım. Alkışlar Sevcan Orhan için. Çok teşekkür ederim. Thank you.
Amanın seni seven de sevmesini bilmemiş. Nedim aman 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 aman. Seni seven de yine sevmesini bilmemiş. Çok ağlamış da gözyaşını silmemiş, silmemiş yar yar. Ah, aman eller ne derse desin de benim bu gönlüm ölmemiş, ölmemiş yar yar. Aman ne çara, ne çara, ne çara, ne çara. Tamam sen güzelsin de seni seven bir çara. Yar 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 bir çara. Diyar yar yar ne çara. Ne çara, ne çara. Bugün benim efkarım var, zarım var. Bugün benim efkarım var, zarım var. Değme felek, değme, değme, telime benim. Değme felek, değme, değme, telime benim. En güzel icazlardan. Ya evet, ben de çok seviyorum. Bu türküyü söylerken de çok duygulanıyorum. Ne mutlu, duygusu geçebildiyse. Duygum da geçiyor zaten. Çok teşekkür ederim. Ağzına gönlüne sağlık. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Yüreğine sağ olun. Buyurun geçiyorum efendim. Hakan Bey, sizi bırakmıyoruz. Tamam, sahne boş kalmasın diyoruz. Tamam. Harika, geçiyorum. Hadi bakalım. Müzik.
Ben ölmüş müyüm? Ağzına sağlık. Çok güzel. Orkestra da muhteşem. Harikasınız. Zaten her şey onların sayesinde oluyor. Birlikte. Haldayım, gidiyorum gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece. Cumbullu cumbullu, aslan cumbullu, cumbulluya diktirmişim her yanı pullu. Taktik deteneğim var. Sen geceler boyu buram. Yıldız Tilbe. Ay Yıldız abla kızıyor bana. Neden kızıyor canım? Bir şey olursa Yıldız abla. Benim yüzümden oldu Yıldız'cığım, bir şey olursa. Yıldız'cığım. Yıldız ben hepimizin ısrar etmedim zaten, bana kızıyorsun. Ben o yare canımı, ömrümü, hayatımı, seve seve her şeyimi. Bizim ekibimiz çok güzel VTR'li hazırlıyor. Evet. Bu akşam da Türküler Dermandır diye bir VTR hazırlamışlar. Hı. Bakalım neler yapmışlar acaba? Hadi bakalım. Sizler için. Hadi. Çok güzel olmuş. Çok güzel hazırlanmış ya. Ay. Ne güzel. Senin ne güzel bir anlatım. Kimdi o şiirleri okuyan? Emre. Kimmiş? Emre Torun. Emre Torun. Evet. Emre Torun'a bir alkış. Evet. Ve bizim o kadar güzel bir ses tonuyla duyarak okuduk. Bu arada Berkis ablacığım, sevgili Tuğçe kardeşimiz yazıyor bütün o nasıl güzel şeyler diyor. Yani evet, seslendirmiş ama nasıl güzel bir duygu. Emre Torun'a da çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederim. Evet. Yok çok Sibel'cim, güzel. Sibel'cim az önceki o siyah beyaz evet, afişte dedin yani, çok heyecanlandım. Çok. Belki Sakkale'de mi var dedin. Ya. Ya. Peki hiç birlikte söylediniz mi, ilk defa mı olacak? İlk defa. Aa. Hadi canım. Fete düştü. Aa. Evet ya. Yolumuz. Hadi bakalım. Ay, hadi söyleyelim. Ama ya, beraber tamam, okuyacağız. Ayakta öyle mı? Söyleyelim burada. Burada mı? Burada. Burada. Aynen. Muhabbet. Aynen, muhabbetimize devam edelim. Hazin hazin ağlar gönül, yolumuz gurbete düştü. Hazin hazin ağlar gönül, araya hasretlik girdi, dertli dertli ağlar gönül. Hazin hazin ağlar gönül, dertli dertli ağlar gönül, araya hasretlik
Her söz yazan böyle mahlas koymamalı. Aşıklar ayrı bir iş yapıyor. Söz yazarlar ayrı bir şey. Doğru. Eyvallah. İkisi birbirinden farklı bir şey. Yani. Farklı. Doğru. Söz yazarlığı başka bir iş. Doğru. Aşıklık başka bir iş. Doğru. Yani. Aynen öyle. Herkes aşık olamaz. Öyle nokta atışları var ki. Bu arada biz Erdal Hocam'la hani evet. Ben abi diyorum. Çünkü bizim okulda böyle hani bir üst sınıfımız bizim için abidir. Mesela, tabii ki. Yoksa tabii ki. Yani Erdal abiyle sen aramızda... Sen de benim üst sınıfım. Yaş... Ya, aynen biz öyle, de öyle. Aynen, doğru. Askerlik gibi düşünüyorum. Ya, ne bileyim ama hani Erdal Hocam. Erdal abi. Erdal abi. Sanatsal olarak sen yukarıdasın. O, estağfurullah abi. Estağfurullah olur mu? Siz bizim hocamızsınız Erdal abi. İkiniz de yukarıdasınız. Yukarıda. Ama güzel sen ortaya yukarıda. Bir... Evet. Bizi... Bizim... Zirveden bir ses tabii, geldi. Zirveden bir ses geldi ki üzerine konuşmamak lazım ama şöyle bir durumumuz var. Bizim oturma odasında kendimizi övelim bölümümüz var ablacığım. Her hep böyle birbirimizi övüyoruz böyle. Yapıyoruz öyle. Üç dakika böyle birbirimizi övüyoruz. Evet, tam... Oraya koyarsınız bunu. Yok. Buraya oraya koyarsınız. Abi, bütün övgüleri hak eden ablacığım. İyi ki buradasınız. Önce ben de... Kendi memleketimden bir türkü çalayım. Eyvallah. Selam olsun hadi Ege'ye. Ege hadi bütün Ege'ye. Bütün Ege'ye selam olsun. İzmir'e selam olsun. Selam olsun. Hadi bakalım. Ne thank you.
kardeşim, yaşam. Can kardeşim, nefesini yaşam. Çağlarlar mı ya? Zurna dinlemeyen adam bunu böyle çalamaz. Evet. Beni ağlatan iki tane enstrüman vardır. Tam zamanı geldi söyledim. Biri zurnadır, biri bağlamadır. Evet. Ne keman, ne kanun, ne klarnet. O yüzden bu tür şeyleri daha farklı. Çok güzel. Yürekten, güzel. Candan yürekten çalıyorum. Daha var. Mustafa Kemal Atatürk'ün en çok sevdiği zeybeklerden biri. Evet. Ona gitsin o zaman. Arazi Paşa'nın ruhuna gitsin. Aşağıdan hatamıza gitsin. Hatamıza gitsin. Mustafa Kemal Atatürk'ümüze gitsin. Çok güzel çaldın Beysi. Evet. Ah, dert sahibi edersin adamı. Bizi işte her hafta böyle yapıyorlar ya kardeşim. Bizim halimiz ne olsun? Biz de ekran karşısında her hafta böyle oluyor. Bak ama ne diyor bak Berksan'a. Biz her... Her hafta bizde ekran karşısında evde böyle oluyor. Ha, sizden duymak çok önemli. Öyle. Vallahi, gerçekten hiç kaçırmıyor. Biraz fazla yoruluyoruz ablacığım farkındasın. O ekranda iş çıkarmak için yorulmak gerekir. Eyvallah. O titizlikten kaynaklanıyor. Ya, bunun yoksa bir sebebi var yani. Hani canlı yayın olsa bastırırsın ya, gidersin aynen. Bir saatte çıkarsın. Sevabıyla günahıyla neyse ne. Yani aynen hataları öyle. Da oluyor. Doğru. Ama doğru. Siz titiz çalışıyorsunuz. Doğru. Ablacığım. Onlar arka arkayaydı, ne olacak? Evet, bağlı olacak o zaman. Orada mı yapacağız? Bence tabii. Burada yapın, ayakta hatta. Tabii. Buyurunuz aynı. Efendim. Peki, o zaman ne? Belkis Akkale. Gönül benim. Teşekkürler. Teşekkürler. Sağ kolum yoruldu, anam sol yana yaslan.
ellerinin önü kahve dibegi. Dibege vurdukça oynar yüreğim. Ne ben gelin oldum ne sen güveyi. Cumbullu cumbullu aslanım aslan. Cumbullu cumbullu aslan cumbullu. Cumbulluya diktirmişim her yanı pullu. Cumbullu cumbullu aslanım aslan. Arkadaşlar bu arada ellerinize sağlık. Vokal grubumuz da varmış orada. Tabii. Harikasınız. Seviyorum sizi. Canım benim. Çok teşekkürler. Seni o zaman oturma odamıza alırız. Tamam pekala. Tekrar teşekkürler arkadaşlar. Şuradan teşekkürler. Küçük dev kadınım benim. Ay canım benim. Doğru oldu vallahi. Küçük dev kadınım. Küçük dev kadınım. Ay, çok minnak. Güzel ibareymiş ya. He? Küçük dev kadınım. Aynen. Aynen. Tam ona göre. Minnak. Ama bir gerçek de var. Böyle minnaklardan çok fena sesler çıkıyor arkadaşlar. Ya. Yani bütün dünyaya baktığımızda güçlü gerçekten... Güçlü sesler minnaklardan evet. Çıkıyor ama sizi artık... Tenzih ediyorum. Arada ne olduysa... Ben kendi halimde bir şeyler yapmaya çalışanlar. Yok onlar da çok boylu pozlu sayılmaz da ya. Çok teşekkür ederim. Ay. Giyindim, süslendim, geldim, gördüğüm muameleye bakıyorum. Bir şey söyleyeceğim, senin inanılmaz taklit yeteneğin var. Sen öyle biliyorsun mi? Değil yok. Mi? Yok. Hadi. Nasıl bilmiyorsun? Bak ya? Şimdi bir saniye. Vallahi bilmiyorum. Pardon efendim. Tatlım şimdi burada mı konuşacağız yani? Buraya konuşmaya mı geldin? Sezen Aksu. Sezen'im. Ne yapacağız peki o zaman? Şimdi biraz Sibel çocuk. Evet. Şimdi Sibel benden şarkılar alır biliyorsunuz. Çok da güzel söyler. Seviyorum zaten. Hatta şarkı yapayım da ki bunu Sibel okusun. Biliyorsun arıyorum sen. Bu ara hiç çaya gelmiyorsun tatlım. Çaya gel bana.
Çağırdınız ya. Çok... Öyle işte yani. Şahane başka. Geçen gün şeyi keşfettim. Zerrin Özer. Bak bunu ilk kez yapıyorum burada. Hadi. Buradan çok hangi öpüyoruz. Hangi şarkısıydı? Selam olsun Zerrin. Yapabilir miyim bilmiyorum. Sen başıma gelen en az en çok hatalarım. Aynısını. Ah sen her şeye rağmen bana sevap günahlarım. Sen geceler boyu buram buram yandım. Ah sen her şeye rağmen bana sevap günahları. Sen. Burada duruyor. Kesin harika. Çok harika. Selam olsun. Bir gün, bir gün çok, gerçek çok sahibinde, bu sesin çok... gerçek sahibinde programımızı evet, ağırlamak. Çok harika. Bu şarkı dinlemek dileğiyle. Aynen de öyle. Peki gerçekten. Bir saniye, Yıldız Tilbe. Ay Yıldız abla kızıyor bana. Neden kızıyor canım? Bir kere çok benzetiyor. Yıldız bize de kızıyor. Hayır olmaz. Programda kızmaz. Yıldız bize ben de dedi, kızıyor. Ben dedi o kadar dedi çirkin miyim dedi bana. Yıldız. Gerçekten diyorum bak bir gün yap. Yıldız ablayı ben hani kızar diye korkuyorum. Vallahi olur çok seviyorum. Hiç kızmaz. Kızmaz. Öyle mi diyorsunuz? Evet hiç hadi. Ama onun arkadaşlar dansı var burada onu yapamam şu anda bu kadar türkü konuşup. Ay bir dakika ama onu da duyun. Bir dakika ne var? Bir minik hareket olsun. O zaman bak şimdi bir şey olursa Yıldız abla yok. Bak ben buradaki herkesin şeysi. Yani benim yüzümden oldu Yıldız'cığım bir şey olursa. Yıldız'cığım. Ben Yıldız ben hepimiz... ısrar etmedim zaten bana kızıyorsun. Ben bak şimdi aslında ben Berk Saklı'yı Akkale'yi çok seviyorum biliyor musun? Ama çok onun gibi söyleyemiyor. Herkes türkü söylemesin ana. Herkes türkü söylemeyi beceremiyor. Şeytana uyuyorlar. Nalet olsun kör şeytana. Güzel miyim bu arada Allah aşkına? Ya zaten güzelim değil mi? Bebek gibisin. Demesin çirkin diye. Yok. Bebek gibisin. Benim o şarkımı biliyorsunuz mu siz? Çalabiliyor musun sen? Ne çalıyorsun sen? Ton ne sizin? Ben her tondan söylüyorum ana. Kendim gireceğim siz gelin. Ben o yare canımı, ömrümü, hayatımı, seve seve her şeyimi. Ben o yare... Sinirim bozuldu. Ben o yare kalbimi, yatağımı, döşeğimi sererim haberi olsun. Ben o yare canımı, ömrümü, hayatımı, seve seve her şeyimi. Sinirlenme. Ben o yare sinirlenme. Sinirleniyorum söyle. Sinirim kendime. Seviyorum seni be kadın gerçekten. Sesini çok seviyorum. Melek, melek yıldız. Hay Allah'ım. Çok üzüldüm. Başımıza bir şey gelmesin inşallah. Çeke çeke diyorlar Erdal. Ne diyor? Bak. Çeke çeke. Tamam. Belki ablam konuyu bağladı. Bağlamasa mı? Hocam sessiz. Bağlamaya hocam. Bağla. Yok yok. Çeke çeke ben bu dertten ölürüm. Seversen Ali değme yarama. Ali'nin yoluna serin veririm. Seversen Ali değme yaramayı. Seversen Ali değme yaramayı. We'll be right back.
halin yoluna serin verip seversen Ali değme yaramayı. Seversen Ali değme yara. Senin değil, konar göçersin. Körfe kuzulardan nasıl geçersin? Ali'nin dolusun, bir gün içersin. Seversen Ali değme yaramayı. Seversen Ali değme yaramayı. Ali'nin dolusun bir gün içersin. Seversen Ali'ye değme yaramayı. Seversen Ali'ye değme
Sultan Avdal'ın deftere yazar. Hilebaz yarın olur mu pazar? Dost melhem çalmazsa yaralar azar. Seversen Ali değme yaramayı. Seversen Ali değme yaramayı. Bir melhem çalmazsa yaralar azar. Seversen Ali değme yaramayı. Seversen Ali değme yaramayı. Merhaba Erzincan. Abi. Kendine iyi bak. Sağ ol. Teşekkür ederim. Eyvallah, ben teşekkür ederim. Alkışlarına en büyük Erzal Erzincan'a gelsin. Bravo. Belki Sabri'cim, burada gelen yorumcu, sanatçı dostlarımız mesela enstrümanıyla çalanlar şöyle bir tabure var abi. Ona oturuyorlar mesela, enstrümanlarına çalıyorlar. Erdal abi demiş ki Halil'e, bana bir tane böyle kahve sandalyesi ver demiş. Ben şey, orada bağlamamı çalayım söyleyeyim. Tahtasını bulamadık. Bunun tahtasını bulamadık abi, hakkını helal et. Bizim bizim sahnemiz o. Aşıklar, aşık kahveleri var. Aynen işte. Doğru abi. Biz orada o gelenekten geliyoruz. O geleneğin bir önemi var. Öyle. Eyvallah. Eyvallah. Abi hakkını helal et valla. Önümüzdeki programlarda eğer teşrif ederseniz bunun tahta olduğunu yaptıracağız inşallah. Siz bir tane tahta yaptırın, kenarda dursun. Tamam, sözümüz abi. Tamam. Başımızın üstünde vallahi müthiş bir yorum. Nasıl? Çok geliştirmişsin canım. Evet, sağ olun. Ellerine o güzel kalbinize sağlık sizin. Maşallah, maşallah. Sevcancığım. Hadi kalk. Bizim programımızın bir tane parolası var. Sahne asla boş kalmaz. Sahne boş kalmaz. Evet, tabii ki. Evet, ondan sonra. Başım gözüm üstüne. Çok teşekkür ederim. Alkışlar Sevcan'a gelsin. Hadi bakalım. Hareketlenelim biraz. Hadi buyurun. Hadi. Sensin gönlüme çare.
teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Harikasın. Çok teşekkür ederim. Vallahi biz elimizden geldiği kadar arkada. Hakikaten. Arkada nasıl? Halk oyunları ekibi olarak. Gerçekten okulumuzdaki halk oyunlarının şeysini böyle zaman zaman tanık olduğumuz. Tabii, hocalarımız bizi görüp nefret ediyor. Gerçekten. Yani olmaz olaydınız demişler. Halk ekibimiz adı oynayamayanlar. Halk oyunları ekibi. Oynayamıyoruz ekibimiz. Halk oynayamayanlar ekibi. Gayet güzel oynadınız. Ya çok güzel. Ben çok seviyorum. Vallahi bize deli diyorlar abla. Annem bile diyor ki ne yapıyorsun arkada böyle oynamayı da bilmiyorsun diyor. Ne münasebet. Sen oynasan tamam da diyeceğim diye. Hani oynamayı da bilmiyorsun. Öyle mi diyor? Önemli olan niyet. Aynen. Anne duydun mu? Belki abla dedi önemli olan niyet yani. Vallahi o niyetle yapıyorsun. Aynen. Ben de hiç oynayamam. Benim yani hayatımın büyük bir bölümü davul zurna ezgilerini bağlamaya uyarlamakla geçti. Ama hiç oyunuyla ilgilenmedim. Bir şey söyleyeceğim. Gerçekten Erdal abi. Davul ve zurnaya kulak verdim. Hiç oynayana bakmadım. Ayağına bakmadım. Ben şahidim. Halayı güzel çekemiyorsun Erdal abi. Ben senden daha büyük işte performans bekliyordum. Seni de gördüm yani. Nerede yok gördüm. Yani. Her yerde ölebilirim. Saç çalmasam aç kalırım ya. Yani. Şaka yapıyorum ya. Biz oynayamıyoruz aslında bak. Bize de bakma biz 67 programdır falan. 67 programdır buraya birçok ekip geldi. Görüyorum oynayamadım. Bu program bozdu abi. Normalde biz öyle oynayan insanlar değildik. Görüyorum oynayamadım. Ya çok tatlısınız ikiniz de ben seviyorum. İyi misin? Canım, iyiyim. Şahanesin. Nasıl gidiyor iyisiniz değil mi? Şöyle bak. Şey niye hep hareketleri koymuşlar acaba? Sen hangisini? İçinden ne geçiyorsun? Hayır. Belki sablama dert yaratmayın. Niye hareketliler koydunuz evet, böyle? Evet bir saniye bir. Çok hareketlendik ama. Topa mı basalım diyorsun anlayamadım yani? Anlayamadım ne oldu. Topa ben de söyleyeceğim sana. Şifreli konuşuyorlar. Şarkılar mı? Çok hareketli türküler söyledik dedi. Acaba biraz. Frene bir türkü frene basalım. Acaba o fren bende olsun mu? Hadi. Olsun. Bir uzun havayla ilk defa televizyonlarda okuyacağım. Hadi bakalım. Ah, ne arkasından güzel. Da yar Ali yar diyeceğiz. Oh, harika. Bu gala daşlı gala, çılgınlı daşlı gala. Korkuram yar gelmeye, gözleri yaşlı gala. Bilmiyorum ne haldayım, gidiyorum gündüz gece. Gündüz gece, gündüz gece. Sevdiğim bir gün bana yar demedin, yar demedin. Gelin oy, gelin oy, gelin oy, 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 oy. Yandı yürek derin oy. Çiçekler selama durdu. Salındı bahçaya girdi. Çiçekler selama durdu. Mor menevşe boyunu neydi? Gül kızardı hicabı. Mor menevşe.
sen dilinden yarar yar, yarar yar, yar. Hakan abicim bir renk araya böyle. Hep beraber söyleyelim mi? Söyleriz tabii. Ne güzel tabii ki. Zaten bu eser de öyle bir eser. Hep birlikte aynen. Çaldım söyle. Söz Sabahattin Ali. Sabahattin Ali'nin müzikte Zülfü İvan Ali. Selam olsun çok, Zülfü İvan Ali'ye. Selam olsun Sabahattin Ali'ye. Aynen öyle. Evet, ışıklar da büyüsün. Sabahattin Ali. Kaçtın dizin üstüne. Leyli
sağlığım aramadım derdime. Leylim ley. Geleceksen bir gün düşüp ardıma. Leylim ley. Önemli söz. Kulağa değil yüreğine sor bizi. Ne güzel oldu. Vokaller nasıldı? Şahaneydi vallahi. İp gibiydik maşallah. İp gibiydi maşallah. Vallahi. Yeryüzündeki en güzel vokal grubu. Ha, evet. Şahaneydi. Vokal grubumuz evet çok keyifli. Şimdi aynen bir düet var. Gecenin düeti diyebilirim ben buna. Evet. Çok özel bir eser. Özellikle Erdal Hocam bunu istediğin için ben... Çok sevdiğim bir türkü bu. Eyvallah. Beraber de böyle hep birlikte ne güzel olacak ama hadi başlayalım. Ya böyle böyle bir gecede Aşık Veysel'i anmadan olmazdı. Anmadan olmazdı zaten. Onun için istedim. Hiçbirimize eyvallah, yakışmazdı eyvallah. Ne güzel olur. O ruhuna gitsin hocam. İyi oldu hocam. O da ışıklar doyusun. Allah rahmet etsin.
Yürüdüm aynı zamanda. İki kapı bir handa gidiyorum. Gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece. İki kapılı bir handa gidiyorum. Gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece. Için kime aradıysam herkes koşa koşa geldi. İşte kaç türkü unuttum şimdi ya, 14 bayağı türkü vardı, falan. 14 tane falan. Yani toplumla buluşturduğum en çok sevilen türkülerimden olan.
Erdal'ım da var. O da eşi Mercan'la. Yengeye de çok selam bir olsun. Bir güzelin aşığı. Çok selam. Onu okumuşlar. Evlada da çok selam olsun bu arada. Evet. Belki abla bizi niye aramadın sen mesela? Sevmiyor musun bizi? Yok ya, seviyorum. Biz ahde vefa olamaz mı? Hayır. Hele ben. Hayır, bundan sonraki albümde sizi de alacağım. Beraber kestim. Ama biz böyle olalım. Böyle çok güzel. Bir şey söyleyeceğim. Biz böyle olabilir miyiz? Allah nasip ederse bir sonraki projenizde biz böyle 6 kişi, ben ut çalarım, cümbüş çalarım. Büyük söylerim, ne bileyim. Elimden ne iş olsa gelir gibi. Söylersin sen. Altımızın böyle bir tane türküsü olsun. Neş kapalı işte. Aynen öyle. İki yapalım. İkiyi yapalım. Tamam. Söz mü? Ben şimdiden söz. Şimdiden söz. Söz mü? Söz. Ne demek? Söz. Biz zaten Belkıs Akkale'nin askerleriyiz. Ben de. Ben aynen. Söz ya. O tek bir sen senin Allah canına. Canım ya, bir tanem canım. Ne zaman istersen. Eyvallah. Çok teşekkür ediyorum. Yüreğinize sağlık. Al mendil. Erdal abi, seni yorduk mu? Çok vallahi sürekli. Yok ya, o yorulmaz. Hamama giren terler. Şarkılar bir söyler, hamamına hoş geldiniz efendim. Şimdi al mendili söyleyeceğim. Al mendilin sözleri bir dörtlüğü, al mendil sende kalsın, sakla koynunda kalsın. Ben Murat almadım, mendilim Murat alsın. Burası anonim. Benim çocukluğumda duyduğum manilerden. Anadolu insanı böyle hep bütün sırlarını, bütün sevdalarını mendile gizlemiştir. Öyle değil mi? Tabii. Tabii. Dileklerini de mendille yazmışlar. Şimdi belki yeni kuşak için mendil bir şey ifade etmiyor ama eskiler böyle. Yani o mendilin içinde yazılanları bir anlamaya başladığımızda bütün nenelerimizin, dedelerimizin zevkleri, sevdaları, ortak duyguları o mendilin içinde gizli. İlk dörtlük öyle, çocukluğumdan kalmış. Sonra ikinci dörtlüğü Mevlüt Doğan diye benim çok kıymetli bir arkadaşım var. Çok o yazdı. Eyvallah. Ben de müziğini kendi duygularımca, bizde çok beste olmaz ama hani halkın kelimelerini yan yana getirdim diyeyim. Öyle diyeyim. Çok güzel bir beste oldu.
perçemin yanaya atıroy, kibriğin cana batıroy. Yer benim alın yazım oy, okunup satır satır. Yer benim alın yazım oy, okunur satır satır. Oy dağlar zalim dağlar oy, kurban olum dağlar oy. Değmeyin yaralı yamoy, yaradın sözümde. Değmeyin yaralı yamoy, yaradın sözümde. Abi dört notayla nasıl böyle büyük bir anlatım var ya, maşallah ya. Halk da böyle. Bayağı dört nota. Aynen ya, büyük anlatım var. Yüreğine sağlık abi. Dört nota. Ağzına sağlık. La, si, do, re, her şeyi anlatıyor. Eyvallah. Eyvallah abi, saygılar. Ağzına sağlık kardeşim. Ben de size bir şarkı çalayım. O zaman en özellerinden birini çalayım. Eyvallah. Sen de o zaman. Hadi. Aydıncığım.
Yanıyor. Abi 5 kilo verdim şu an. Abi adam adama markaj yaptık size. Evet, sen ya. Bağlamayla o klarnet. Sen bizi burada eritiyorsun. Azıcık da biz öyle yapalım ya. Sen çıldırmışsın ruhun hasta. Ne güzel. Ne duyamadım. Sen çıldırmışsın ruhun hasta. Ruhum delirmiş. Hasta olan burada. Çok güzel. Hastayım ya. Yaşıyorum. Hastayım yaşıyorum. Çok ay, güzel. Çok güzeldi. Nefesine sağ ol. Sevcancığım arkadaşım. Çok çok güzel. Gerçekten muhteşem ya. Hayran bir tanesin vallahi. Bu arada sen de bağlama çalar mısın? Hiç çalmadın bize. Ben kendi kendime yetecek kadar çalıyorum. Sizin çalıyor, yanınızda çalıyor. Kendime yetecek kadar. Vallahi. Kadınların kızlarımızın böyle sar çalması bravo abi. Çok önemli. Çok, vallahi, çok bravo. Önemli bir şey veriyor ya. Mesaj veriyor. Aynen. En büyük eksikliğim işte. Al, ben onu zamanında yapamadım. Ya canımsın. Becerebilsem yani, keşke şey edeyim. Neden yapmadım? Şimdi çok pişmanım. Akordun ne? Sen her şeyi bence burada halletmişsin bence. Hem enstrümanı hem sesi. Çok şükür aynen öyle. Yoksa deneyecek misin? Yani bağlamam da elimde olsaydı çalıp söyleseydim daha deniyor. Güzel olurdu. Arada bir yani. Tırnaklarım biraz uzun ama idare edin. Sevcan bağlama çalıyor. Erdal abi bana bağlamanı emanet eder misin? Emaneten üstadım. Abi ben iletseydim bari ya. Hayır sen elim. Burada evet itelim onu. Hadi bakalım. Ama hata kusur olursa affola. Bağlama çalanlar bilir. Bir anda doğaçlama oldu bu. Evet çok doğaçlama. Yer demediniz si. Gözümü. Si. Si mi? Evet. Doğusu yok mu bunun? Bunun doğusu yok. Bunun doğulanı yok mu? Bu biraz büyük gelir. O zaman peki. Sen si'ye gel. En si. Si'ye gel. En si. Sen si'ye gel. Si'ye gel. Sen si'ye gel. Bak 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 bak. Sen halarda ağlayanım.
Bağlama da çalar. Kızım ya. Ya bak bunu söylemesin. Biz geçecektik neredeyse. Ne kadar ne güzel oldu Allah. Çok teşekkür ederim. Bayılma sağlık. İlerletmişsin ama. Valla ben bayağı gerilettim aslında bakarsan. Belki sabda çalmıyor ama... Çok seviyorum. Yani bu türkü kadar yakışıyor. Cihan, bu türküyü Cihan, çok güzel çaldın. Cihan, Cihan bahçesin galiba. Abi sana albüm yapalım çünkü başka türlü olmayacak. Efendim çok teşekkür ederim. Erdal Erzincan'ın sazını çalmak da evet ayrı. Ya. Saz da kendi kendine çalıyor sanki valla. Yok yok. Yok. Bir şey söyleyeceğim. Hakikaten Erdal Erzincan sazı aynı onun gibi çaldım. Fark ettiniz değil mi? Yıllar yanında saz çalmak. Bravo valla. Şahanesin. Çok salladın kardeşimize ama çaldı yani hocam. Çaldı, bayağı bayağı çaldı. Özellikle söyledi. Tabii türkü çıktı ortaya. Yani, Erksal'da şey vardı yani. Erdal abim bir bu tırnakla çalınmaz bu normalde. Vallahi çok zor. Vallahi harikaydı. Hakikaten çok kıymetlisiniz ya. Vallahi sağ olun sizin ağzınızdan duymak ne demek güzeldi. Yüreğine sağlık hem ellerine sağlık hem ağzına sağlık. Gönül yarası. Hakan abinin bu eseri benim için çok özeldir. Ben zaman çok zaman seviyorum. Böyle sahnede falan da söylüyorum. Ben, hatta evet. Bugün böyle söyleyeyim mi acaba Hakan abi benimle diyet yapar mı dedim. Biz çok sohbette muhabbette edemedik. Bugün görünce hemen böyle bir salça olmak istedim. Estağfurullah söylesin. Ay ne güzel ben, olacak şimdi beraber mi? Hemen sadece mırıldanacağım. Yok hayır beraber söyleyeceğim. Beraber hadi. Türkü formunda bir bestedir abi. Sözümüz iyi Hakan Altun. Esnafına beraber söyleyelim o zaman. Ya çok tamam, mutlu olurum benim için çok özel tamam. Bir eser çünkü. Haydi bakalım. Gönül yarası. Evet. Cana etti, yârim gitti.
yanır bitti. Çıkaramadım. En çok sevdiğim senin eserlerinden. Çok sağ olun ablacığım. İnsanın tüyleri diken diken. Çok sağ olun. Güzel Hakan Bey. Ne güzel. Aldım öpücüğü. Bülbül. Çok güzel oldu. Ya çok güzel oldu. Çok heyecanlandım. Unutulmaz bir düet oldu bu da. İdare edin. Vallahi. Seher Yıldızı. Belkıs Akkale. Evet. Hemen. Eyvallah. Çok istiyoruz onu. Tamam. Beraber. Tamam. Şeyin nakaratlar da biz zaten tabii giriyoruz belki. Hiç merak dayanamıyoruz etme. Senin o konularda gönlün rahat olsun. Tamam. Zaten dayanamıyoruz. Vokaller sağlam. Sağlam sağlam. Karacaoğlan'dan mı bu? Evet evet. Doğru mu? İsmail Özden. Söz Karacaoğlan şeyi müzik. Ezgisi İsmail Özden'e aynen ait. Evet. İsmail Özden. Seher yıldızı ayırdı bizi, beni
perişan eyledi yar kimisi. Seher yıldızı ayırdı bizi, perişan eyledi dost hepimizi. Canımıza değsin. Değsin vallahi. Çok iyi ya. Hakikaten değsin. Allah nazarlarına saklısın sizi vallahi. Şimdi şey, Sercan'dan dinlediğim, çok severek dinlediğim bir türküsü var onun. Birlikte Nazlı Yar'a seslendirelim. Beraber mi? Evet. Tabii ki. Şahane. Evet. Deminki türkü değil mi? Tabii çok yani. Güzel. Evet, burada birlikte hadi meşgul. Burada mı söyleyelim? Evet, öyle yapalım. Peki, nasıl istersen. Sözleri Fikret Dikmen'in, müziği Yusuf Gül'ün. Selam. Fikret Dikmen'in. Bak onun da çok güzel sözleri vardır. Çok. Ben yanar ağlarım onun nesine.
perişan oldum umurunda mı? Ne kadar yumuşak maşallah diyelim de. Teşekkür ederim. Falan çok güzel. Teşekkür ederim. Belki Sabrıcığım eğer müsaade edersen bundan sonraki programlarda böyle keyfimiz yerinde olduğunda oh canımı değsin diyebilir miyiz? Diyebilir. Tamam. Lütfen tamam. İzin aldım. Telif hakkını telif aldım da sorsa. Polat zaten imzalatır ablacığım. Tamam, zaten canıma değsin demedi. Canımıza değsin dedi. Sibel, valla. Sevcan, Sibel çok güzeldi valla. Şahaneydi valla. Ağzınıza sağlık arkadaşlar. İlk kez söyledim tabii ama çok sevdiğim yok, bir türkü. İki hanımefendinin düet yapması da çok zordur. Zordur evet. Farklı tınılarınız olduğu için çok başkayız. Çok hoş oldu bence. Ama ip gibi oldu. Çok güzel. Neydi? İp gibiyiz. Grup ip. Grup ip. Grup mis. Grup mis. Mis. Bak bu daha güzel. Bu daha iyiymiş. Mis oldu. Şahane mis oldu. İp gibi mis. Ay canım ya. Ablacığım. Efendim. Yani hepimizin sadece benim vallahi değil. Evet.
Bu şekilde oturamazsınız. Sevgili şefimiz Aydın Karan'ın, sevgili şefimiz Baki, evet. Kemancı'nın ve müzisyen tamam, arkadaşlarımızın isteğidir ablacığım. Evet. Elçiye zeval olmaz. Annesi eve koymazmış sonra. Aynen öyle valla. Öyle söyledi. Aynen. Evet. O zaman herkesin türküsü oldu. Herkesin türküsü. Hepimiz beraber söyleyelim. Söyleyelim. Vallahi niye ben burada tek başıma söyleyeceğim? Hep beraber söyleyelim ablacığım. Hep birlikte. Zaten eşlik edelim. Polis Akarsu'yu da saygıyla, rahmetle analım. Işıklarda uyur. Canım benim. Amin. Let go.
Ankara biz konservatuvardan kardeşimdir. Hatta Erdal abi Yudum'la beraber siz konservatuvardan aynen onlar böyle sizi izlerlermiş bağlama çalarken. Aydın Sivaslı'dır. Şimdi biz onu izliyoruz. 22 yıldan beri, 23 yıldan beri beraber çalarız, söyleriz. Evet. Annesi gerçekten almam seni demiş. Evet, evet. Söylüyorum. Belki sana, belki sana beni eğer yakaladı. Dedi ki işte dağları okuyacağız değil mi? Dedim vallahi düşünmüyorlar herhalde. Ya dedi annem beni ev aldı. Anneye selam. Şimdi ne oldu? Selamlar. Şahane oldu valla. Yani. Şahane selam oldu. Anneye selamlar anneye. Ellerini öperiz. Bugün de eve gidiyorsun hadi bakalım. Bardağım sürüyordum neredeyse. Evet böyle şarkı şarkı gidelim. Öter güle diyor. Ben bu türkü Erdal abinin sözü müziğim. Sonradan ben de rica ettim. Dedim ki ya çok içimden geliyor. Bir gün aradım. Dedim hani sonuçta bir sözü bestesi var. Nedir ne yapmamız gerekiyor? Saçmalı mı dedi. Al senindir ne tabii istiyorsan canım oku. Yüreğinize var mı? Sonra benim gözümü çıkarmasın. Evet. Yok kumanda bakıyorum arası. Kumanda orada. Kumanda orada. Bakıyor musun? Bakıyorum abi. Baktım ama arada gözümü kapatıp coşarsam falan. Ekin eken bilir, daneyi seçen bilir, ağlamayım neyleyim, sevdayı çeken
gider. Oy, oy, oy. Ağlamayın neyleyin, sevdayı çeken bilir. Güzel oldunuz. Ne güzeldi. Şahane. Ne güzeldi. Canımıza değsin. Oh, canımıza değsin. Neydi? Oğusu muydu? Canımıza değsin. Ha, tamam. Bu gece çok değişti. Abla muvaffakat var değil mi? Var. Kullanabiliyoruz var. Artık bu. Güle güle kullan. Belkis ablacığım hemen canım. Senden yine çok sevdiğimiz bir türkü var. Hmm. Onu dinleyebilir miyiz? Hangisi? Bir dolu var da. Ben birini söyleyeceğim. Söylemesi ayıp. En güzellerinden biri diyelim o zaman. Öyle. Hadi bakalım. Hey!
gözleri yaşlı kala. Bu kala daşlı kala, çıkkalı taşlı kala. Korkuram yar gelmeye, gözleri yaşlı kala. Sürmeli sürmeli, ben bilmem ayrıyam. Seversen sevdirmeli, elleri kınalı. Ay sürmeli sürmeli, ben bilmem ayrıyam. Severken sevdirmeli, elleri kınalı. Saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler, gördüğünüz gibi türkü muhabbeti yaptı bu gece burada. Ve ne kadar güzeldi. Ne kadar güzeldi, o kadar mutlu olduk ki. Şerefler verdiniz hep bize. Bizim güzel programımıza. İyi ki geldiniz. Teşekkür ederiz. İyi ki geldiniz. O zaman alkışların en büyüğü Zevcan Orhan'a gelsin. Erdal Erzincan'a gelsin. Efsanemiz Belkıs Akkale'ye gelsin. Bir cumartesi gecesi. O zaman alkışlar... Hakan Altın'a gelsin, Hüsnü Şenlendirici'ye gelsin, müzisyen arkadaşlarımıza gelsin ve Sibel Can'a gelsin. Her şey gönlünüzce olsun, iyi pazarlar olsun. Anlaşmadı.